Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ruhi terbiye hakkındaki sohbetlerimiz bu yılki xulqlanish deb atalgan turkum sohbatlarini navbatdagisi Rasuli akram alayhi salatu vasallamning xulqlarining ba'zi qirralari to'g'risida bo'lishini rejalashtirganmiz. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'ragan holimizda ushbu mavzuni ojizona bir yoritishga harakatda bo'lamiz. Kecha Rasuli akram alayhissalatu vassalomning xalqlari, ya'niki tana tuzilishlari, tashqi ko'rinishlari va unga oid ba'zi bir mavzular to'g'risida gaplashgan edik. Rasuli akram alayhissalatu vassalomning xulqlari to'g'risida gaplashadigan bo'lsak ham, dunyodagi eng go'zal xulq sohibi aynan Rasuli akram alayhissalotu vassalom ekanliklarini ta'kidlashimiz lozim bo'ladi. U kishiga Alloh taolo o'zi xitob qilib Qur'onda nozil qilgan oyatlari va boshqa bunga oid ma'lumotlar bilan avvalgi suhbatlarimizda tanishdik. Bugun ana shu aytilganlarga qo'shimcha tarzda aytishimiz mumkinki, Rasuli akram alayhissalotu vassalomning o'zlari muborak hadislaridan birida marhamat qilib innama bu'ittu li utammima makarimal axloqi deganlar. Men karamli axloqlarni tugal qilish uchun payg'ambar etib yuborilganman. U zoti va barakotning nabiy rasul bo'lishlaridan ko'zlangan eng oliy maqsadlardan biri yer yuzida insonlar orasida karamli axloqlarni to'la to'kis bo'lishi uchun, batamom bo'lishi uchun, nuqsonsiz bo'lishi uchun ko'zlangan bir maqsad ekan. Ana Rasuli akram alayhissalotu vassalom payg'ambar bo'lishlari bilan inson uchun ko'zlangan eng go'zal axloqlar, karamli axloqlarni to'ra to'kis bo'lishi, nuqsonsiz bo'lishini ta'minlanishi yuzaga chiqqan ekan. Rasuli akram alayhissalotu vassalom Allohdan doimiy ravishda xulqlarini go'zal bo'lishini so'rab duo qilardilar va shu bilan birga a'uzu billahi min munkaratil axloqi deb inkor qilingan munkar, yomon axloqlardan Allohni o'zidan panoh so'rab ularga yaqin yo'lamaslikka harakat qilar edilar. Ya'ni Rasuli akram alayhissalotu vassalom go'zal axloq namunalarini ko'rsatib, go'zal axloq haqidagi ta'limotlarini siz bilan biz ummatga berish bilan birga yomon axloqlardan uzoqlashish, yomon axloqlardan chetda bo'lish, ulardan ogohlantirish, ularni ham qanday yomon ekanligini bizga tushuntirish borasida juda katta xizmat qilganlar. Yaqin 5-10 yilni ichida Saudiya Arabistonidagi muhsin ilm ma'rifatga qiziqqan kishilardan biri Abdurrahman Malluh degan kishi o'zi harakat qilib o'zini shaxsiy harakatiyu xarajati bilan katta olimlar guruhini yig'ib ularga Rasuli akram alayhissalotu vassalomning axloqlari to'g'risida mavsu'a ensiklopediya tuzish vazifasini taklif qildi. Men o'sha odam bilan tanishman, u kishi bilan birga ishlagan, shu ishga rahbar bo'lgan kishilar meni og'aynlarim, yaqindan taniganim uchun demak ba'zi bir ma'lumotlarni bilaman. Ular juda uzoq vaqt katta ilmiy guruh ushbu ensiklopediyani, mavsu'ani tuzish uchun
ilmi işlerini bir neçe yıllar devamında alıp barıştı. Ahırı kılgan mehnetlerini semerası olarak katta ciltte, katta hacimdeki 12 ciltlik demek mecmua kitap, ensiklopediya çap etildi. Ana şu mecmuada 200'te güzel ahlak, 161'te yaman ahlak doğrusu da söz getirdi. Ana şu 200'te güzel ahlakka Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özleri amal kıgeller ve siz bilen biz ümmetlerini çarla geller. 161'te yaman ahlaktan siz bilen bizni kaytar geller ve onu nemeligini bayan kılıp bergeller. Bana şu büyük bir ilmi iş Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şereflerine Nazrat-ı Naim fi makarimi ahlaki nebiyyil kerim deyip namlandı. Ana bana şu demek ahlaklar doğrusu da tola malumat. Her bir hulk doğrusu da Kur'an'da neşte ayet kegen bosa şu keltirilgen. Hadis-i şeriflerden keltirilgen. Sahabalarını gepleriden katta ulama müctehidlerini oşa hulka ait gepleriden keltirilgen. Bizni ruhi terbiye kitabımızda hem ko'pgina mana shu kitobdan olingan ma'lumotlar bor. Endi Rasuli Akram alayhissalotu vasallamning axloqlariga o'tadigan bo'lsak, muhaddislarimiz rivoyat qilib aytadilarki, kanan nabiyyu sallallohu alayhi va sallama ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidriha. Nabiy sallallohu alayhi va sallam chachuondagi çeçuvanını yapınıp algen yaş kıssalardan köre hem hayali rak ediler deyledi. Müslüman alamında en üyetçen şahs kim dese, yani iki boyuge yetken yaş kıssalar hesaplanadı. Adamlarını aldıdan otuşgayam hayal kılışadı. Hatta ata anasıge tik bakışgayam hayal kılışadı. Az yine bir demek özüge nazar salınıyatkenini ya ki özünü hakkında söz ketiyetkenini eşitseyem, yüzleri kızarıp, hayacanlanıp, nefes alışları tezlep, anayışındaki bir halatki ötüp kaladı. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam, anayışı kızlardan hem hayaları küçlü zat ekerliğini, anayışı hadisten bilini yaptı. Demek haya manası da, Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam, berçelerimizde örnek buluşları ve biz anayışı zatını, bu baradagi sifatlarini o'zimizda mujassam qilishga harakatda bo'lishimiz kerak. Aytadilarki, "Iza kariha shay'an arafnahu min wajhihi." U zot shunday hayolik, odobli kishilar zot edilarki, agar biror narsani yoqtirmay qolsalar, so'zlab gapirmasdilar. Tanqid qilmasdilar, so'kmasdilar. Biz o kişinin yüzlerini özgürgeniden polanlarsa yakmadı şekeriydi bilivalardık. Hayanı küçülüğü giden, özlerini, adablarını saklagerlerden, özlerine yakmagen narsanı, bana bu narsa menge yakma yaptı. Bana onu kımaların, bana o çatak demesekerler o, yüzleri de hıcaletçilik payda bularken, bir kızarış payda bularken, bir yakma, bir narsa yakmagen de insanını yüzü özgürlediğin halat payda bulganıdan sahabalar şu narsanı derhal bilip haligi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a yakmagen narsanı yokatış paydan buluşarak. Kâne yakulu hiyârukum ahâsinukum ahlâkan. Uzat tez tez ayet-i turarakarlar. Sizlerini içinizden ey ümmetim, sahabalarım en yakşiniz ahlakı yakşinizdir. Yani mu'min Müslümanların içinden yakşısı kim? Hemesi bir hıl. İmanı var, itikadı var, ibadetini kıl yaptı, amel-i salihini kıl yaptı. Hemesi bir hıl. Lekin şunların içinden yakşısı kim? Dese, ahlakı gözarrağıdır. Ahlakı gözarrağı, hani yakşısıdır. Deyip Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam daim aytıp, mu'min Müslümanlarını bahalaşka ahlakını asasi mezanlardan bir mezan kılıp
koyar, ekerler. Başka bir rivayette İmam Buhari Tirmizi kılgan rivayette aytadılar ki: "Ma aban nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem ta'aman qattu iza istahahu akala ve illa taraka." Nabi sallallahu aleyhi ve sellem birar marta hiç kaçan birar ta taamını ayıplagan masler. İştahaları tarsa yer ediler, bolmasa terk kılar ediler. 63 yıllık umurları boyunda birar marta bitta avukatını bu pişmeye kaptı, tuzu kem bop kaptı, tagi küyüp getirdi, nimaga mazası yakışmaz demagan ekenler. Umuman qaysi ovqatni oldilariga qo'ysa, u sabzavot bo'ladimi, pishirilgan go'sht bo'ladimi, non bo'ladimi, xurmo bo'ladimi, nima bo'lsa, bismillohni aytib yeganlar. Ishtahalari tortganini yeganlar, tortmasa uzr aytganlar. Misol uchun bir kuni tashqaridan yurib kelganlarida Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu birga kelib uylariga o'tirganlar. Dasturxon yozilib, dob degan hayvonni pishirib olib kelganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qayinsingillari Hamna radhiyallohu anhu sahroga turmushga chiqqan ekanlar. Sahroliklar bu hayvonni ovlab yeyishadi, yaxshi ko'rishadi. Endi Rasulullohga olib borsin deb ushlab berishgan ekan haligi hayvondan. Olib kelib, endi pishirib dasturxonga qo'yishdi. Shunda onalarimizdan birlari aytdilarki, Allohning nabiyisiga nimani pishirib qo'yganinglarni aytdinglarmi dedilar. Chunki u g'arib taomda har zaman har doim yeyiladigan narsa emas. Keyin aytishdiki, Allohning rasuli bu dobdir dedi. Zob degani sudralib yuruvchi hayvonlar turkumiga kiradigan alohida bir hayvon. Ba'zi bir odamlar uni kaltakesak deb tarjima qilibdi, mutlaqo noto'g'ri. Ana Sahih Buxoriyning tarjimasida kaltakesak degan. Bu kaltakesak harom narsa, mumkin emas, yeb bo'lmaydi. Bazılar eskemar dedi, uyanmaz. Eskemar anmaz, kalta kesek anmaz. Dab digen Allah'u da hayvan bizi yurtlarda bulmaydı. O, şunun için namiyam yok bizde. Hani, o şekilden keyin Allah'ın Resulü bu dabdur deyişi de Resulullah kollarını uzatmadılar. Abdurrahman ibn Avf soradılar ki, nima haram mı Allah'ın Resulü? Dediler, yok harammaz. Bizi kavim yemeydi, şunun için yegim keme yaptı dediler. Abdurrahman ibn Avf olib mazaq qilib yedilar deyiladi hadisda. Ana shunga o'xshagan. Shunga o'xshagan. Bu yomon, bu bola pishmay qopti yoki chala bo'pti, u bu tuzi kam, unaqa gap yo'q. Umrlari bo'yi birorta demak oldilariga qo'yilgan taomni ayiblamaganlar. Mana buni biz yaxshi o'rganishimiz kerak. Bizni har xil holatlarimiz bor. Oilalarda shu aynan taomni deb yoki damlangan choyni deb janjallar chiqib, idishlar sinib, bir-birlarini haqorat qilish er xotinlar boshqalar bor. Mana shularni biz juda yaxshi o'rganib, mana demak tartibga solib o'zimizga o'zimiz va'z nasihat olishimiz kerak. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu ga kishilar murojaat qilib, siz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Tavrat'ta kegen sıfatlarını bizge aytib berin deyişti. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu alim adamıdılar, Tavrat'ını hem yaxşı bilirdiler. Şunun için kişiler iltimas kılıçtı. Şunda o kişi aytdılar, acel, doğru. İnnehu mevsufun bi ba'zi sıfatihi allazi ca'a fil Kur'an. Doğru. O zotni Qur'onda kelgan ba'zi bir sifatlari bilan Tavrotda ham sifatlangan dedilar. Keyin aytdilarki, laysa bi fazzin va la g'aridin va la sahabin bil aswaq va la yaruddu bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu va yaghfiru. Ko'p gaplarni gapirib keltirib, Allohning rasulining axloqlariga kelganda Tavrotda aytilgan gap shuki dedilar. U zot, ya'ni kelajakni payg'ambari, oxir zamonning payg'ambari Muhammad alayhissalom qalbi qattiq inson emas. Qo'pol ham emas. Bozorlarda baqir-chaqir ham qilmaydi. Yomonlikka yomonlikni qaytarmaydi.
Lekin o'ziga yomonlik kelsa afv qiladi, kechiradi. Mana shu sifatlari Tavrotda ham bor ekan. Demak, mehri qattiq bo'lish Nabi alayhisolatu vasallamning sifatlaridan emas ekan, ummatlari ham shunday bo'lishi kerak ekan. Qo'pollik ham Rasulullohning sifatlarida yo'q, qoralangan ummatlari ham qo'pollikni tark qilishlari, qo'pol bo'lmasliklari kerak. Bozorlarda baqir-chaqir qilish ham odobdan emas. Ko'cha-ko'yda ko'pchilik bor joyda baqir-chaqir qilsangiz, eshitganlar azor topadi. Ko'chada odobsizlik bo'ladi, boshqa bir holatlar bo'ladi. Rasul akramda mana shu holat ham yo'q ekan. Undan keyin birov yomonlik qilsa, shu yomonligiga albatta yomonlik qaytaraman degan niyatni qilmas ekanlar, balki o'zlariga yomonlik qilgan kishilarni kechirib, afv qilib o'tib yuborar ekanlar. Bu to'g'risida avvalgi suhbatlarda batafsil gaplashganmiz. Boshqa bir rivoyatda aytiladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nimaiki so'ralgan bo'lsa yo'q demaganlar. Nima so'ralsa yo'q demaganlar. Savol bo'lsa javob berganlar, narsa bo'lsa o'shini o'sha so'ragan odamga berganlar. Ya'ni ki doimiy ravishda yaxshilik qilishga tayyor turgan zot bo'lganlar. Bu ham u kishini sifatlaridan biri. Ya'ni ikki so'ralgan narsaga yo'q demaslik. Hech bo'lmaganda shirin so'z bilan o'sha so'ragan odamni ko'nglini ko'tarib, xafa qilmasdan ketishini ta'minlash kerak bo'ladi. Xo'p, yana ba'zi bir rivoyatlarda aytiladiki, bir odam kelib musulmon bo'ldi-da, men ana u ikki tog'ni orasi to'la qo'ylarni ko'rdim. Shuni menga bersangiz dedilar. Olib ketaver dedilar. Ya'ni ikki tog' orasi to'la qo'yni berdilar deydi hadisda shu. Bir odamga Nabiy sallallohu alayhi va sallam ikki tog' orasidagi darada, vodiyda turgan qo'y qorasini hammasini berdilar. Haligi odam qo'ylarni haydab o'zini qabilasiga bordi. Qabilasiga borib, odamlar, musulmon bo'linglar. Muhammad musulmon bo'lganlarga ko'p narsani berar ekan, faqirlikdan qo'rqmas ekan deb e'lon qildi. Ya'niki, bir qora qo'yni, ikki tog' orasida turgan qo'ylarni nechta bo'lsa hammasini bitta odamga berib yuborish bu juda ulug' narsa. Katta saxovat. Karam, hamma narsaning ichida bor bu narsa. Safvon ibn Umayya aytadi. Bu Safvon ibn Umayya Qurayshning eng katta zodagonlaridan bo'lgan, boshliqlaridan bo'lgan. O'sha aytadiki, o'sha zot aytadiki, men Nabiy alayhisolatu vasallamdan ko'ra yomon ko'radigan odamim yo'q edi. Dunyoda eng yomon ko'radigan odamim shu odam edi. Lekin Hunayn jangi kuni tushgan o'ljadan menga shuncha narsa berdiki, haligini olganimdan keyin dunyoda eng yaxshi odam shu kishi bo'lib qoldi. Keyin iymoni bo'lib, iymoni kuchlanib, juda mashhur musulmonlardan aylangan. Lekin aylanishiga aynan mana shu ish sabab bo'lgan. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, hattoki ba'zi musulmonlar bu adolatsizlik bo'ldi. Ular kechagina biz bilan jang qilgan edi, ularga berib bizga bermaydilarmi degan gaplar ham bo'lgan edi. Lekin hikmatini qarang, eng katta dushman eng yaxshi ansorga aylanib qoldi. U haligi Rasululloh o'zlari aytgandek, dunyoning o'tkinchi matosi. O'sha ikki tog'ning orasidagi qo'ydir, undan ko'p tuyadir, qandaydir tilladir, ikki kunda yo'q bo'ladi. Lekin bu axloq qoladi, odob qoladi. Go'zal, demak, ibodatlar, qadriyatlar, oxiratga boradigan ajrlar, savoblar qoladi. Ana Rasul akram alayhisolatu vasallamning axloqlari, saxovatlari, karamlari
o'zlari uchun emas, Allohning dini uchun, islomni quvvatlash uchun, dushmanlarni ko'nglini eritish uchun, johillarni ma'rifatga tortish uchun. Haligi avvalgi tog'ni orasida qo'yni olgan johilda sahrolik. Shu qo'yni ko'rsa xursand bo'ladi. Lekin islomga chaqiryapti-da qavmini. Mayli bugun yetta qo'yga xursand bo'lib turadi, keyin islomni halovatini tatgandan keyin haqiqiy musulmon bo'ladi, unaqa qo'ylarni o'zi beradi davom bo'lib qoladi keyin odamlarga. Menga ham ta'sir qilganimda ularga ham ta'sir qilsin deb. Ana Rasul akram alayhissalatu vasallamni hikmat bilan ish yuritishlaridan bir namuna. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, Nabi alayhissalatu vasallam hijrat qilib Madinaga kelganlarida Abu Talha meni qo'limdan yetaklab u zotni huzurlariga olib bordi. Abu Talha Anas radhiyallohu anhu ning o'gay otalari. Olib borib Allohning rasuli, bu Anas nihoyatda zirak bola. Sizning xizmatingizni qilsin dedi. Rasululloh qabul qildilar. Men tinimsiz 10 yil safarda ham, safarmas paytida Hazarda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xizmatlarida bo'ldim. Kechayu kunduz. Shu 10 yil ichida biror marta qilgan narsamga nimaga qilding demadilar. Qilmagan narsamni nimaga qilmading deb aytmadilar deydi. 10 yashar bola 10 yilning ichida 20 ga kiradi yoki 7 bo'lsa 17 ga kiradi. Demak, shu ichida mana shu bola xato qilish turgan gap yosh bolalar. Adashish turgan gap. Nimadir bir narsani o'rniga qo'yolmasdi bor, lekin shunga so'kmaganlar. Jerkib tashamaganlar. Nimaga bunday qilding demaganlar. Haligi bolalar o'zi noto'g'risini tushunib, boshqalar nasihat qilib, o'zlarini o'zi o'g'nab, buyuk bir insonlar bo'lib yetishgan Hazrati Anas juda buyuk olim, ulug' sahobiy, nihoyatda katta bir, demak, arbob bo'lib yetishganlar. Ana shu zotni o'zlari Hazrati Anas aytadilarki, bir kuni Rasul akram alayhissalotu vasallam menga bir ish buyurib, bor, shu ishni qilib kel dedilar. Vazifani bajargani ketyapsam bozorda bolalar o'ynashayotgan ekan. Qarasam, juda qiziq o'yin, men ham ularga qo'shilib o'ynab qopman. Bir vaqtida birov kelib orqamdan bo'ynimdan ushadida, bunday-bunday qilib, "Ha, Anas" dedilar. Qarasam, Allohning nabiyisi sallallohu alayhi va sallam turibdilar. Haligi men aytgan ish bo'ldimi? Dedilar, "Endi bo'ladi, hozir ketyapman" deb yurib ketdim dedilar. Nimaga seni palon vaqtda jo'natsam bu yerda o'ynab turibsan? Aytgan narsani nimaga qilmaysan? Yoki nima desa, itob qilsa turibdi. Bola o'yinga berilib qolgan, ketmagan. Aytilgan ish bo'lmagan. Lekin muloyimlik bilan, "Men aytgan ish bo'ldimi? Ha, endi boraman" desa ham yana indamadi. "Endimi ham" demadilar. Indamadilar. Hazrati Anas borib, ishni bajarib keldilar. Keyin mana hozir bugungagacha shu hammaga dars. Mana bugun biz shuni dars qilib o'rganyapmiz. O'z zotni ummatlari o'zimizga ibrat olish uchun, va'z olish uchun, nasihat olish uchun mana shu rivoyatni o'rganmoqdamiz. Hazrat Anas aytadilarki, Rasul akram alayhissalotu vasallam ahli ayolga nihoyatda mehribon zot edilar. O'zlarining o'g'illari Ibrohim Madinani avoli degan joyida. Arablarda har bir qishloq shaharni tepa qismini avoli deydi. Cheka tarafidan, chekadan bo'ladi avoli deydi. O'sha yerda emizlar edi. Bir odamni, demak, ayoli emizar edi. Ibrohim o'sha yerda ularning qo'lida tarbiya olib, haligi ayolni emib katta bo'layotgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tez-tez borib o'g'illarini ko'rib turardilar. Biz ham birga qo'shilib borar edik. Borsak, uyni ichi tutunga to'lib ketgan bo'lardi, nimani deydi, hovli. Chunki haligi ayolning eri temirchi ekan. Bosqon bosqadi, uquladi, buquladi, doim tutun hid chiqib, mana shu temirchini uyib o'tirar ekanda endi. Ana shunday joyga borib, kirib, o'g'illarini olib, o'pib, erkalab, yana xayrlashib chiqib ketardilar.
Bir günü demek oşu barsak İbrahim can teslim kılıyken eken yığladılar, gözlerinden yaş döktüler. Elbette bu rahmet yaşı dediler. Biz gözümüzden yaş dökemiz o, lakin Rabbimizin razı kıladığından gepten başkasını etmeyimiz. İbrahim biz senin fırakından mahzumuz dediler. Kızlarından bittileri adam yubardı. Kelip Allah'ın Resulü kızınızı çakır yaptılar. Bolası ağırlaşıp kaptı. Dedi kegen adam. Menden salam aitken sabır kısın acır aladı dediler. Haligi adam yine kaytıp geldi. Kaytıp gelip cüda kattık iltimas kıl yaptı. Varmasa izbamayı deken dediler. Sahabalar bilen bağırdılar. Bağırıp karasalar bola haligi içine su koyulgen meştek pökkülap kaldı. Can teslim kıl yaptı. Balanı koluğa yaptırıp gözlerinden duv duv yaş döküldü. Şunda Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu siz hem yığlaysınız mı Allah'ın Resulü? Degenediler bu rahmet yığısı. Bu rahmet yığısı deb aittiler. Şunindek nebirelerini cüde yakış görerdiler. Umame, Zeynep kızlarını, kızı Umame, Abil As'ın kızı Umame'ni yerkelerini kütarı alıp namaz okuyanların doğrusu da köp rivayetler var. Secde kılı yetkilerini de alıp yerge koyup koyadılar da secdeni kılıp turuyatıp yine yerkelerini koyup alıp turup namaz okuyanları. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'e kürsetken mehirleri hemmesi rivayetlerde acayip bir tarzda kirgen. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın Enceşe isimli sarbanları var idi. Sarban degeni tüyelerini yetekleyip yürüdüken adam. Arapçada haddiydi. Hadi, o şey sarbanlar hadi üslubu da hırgayı kılışadı. Tüyanı aldıkça düşüp yetekleydi de, yetekleyatı malum bir beytlerini demek hırgayı kılıp ketse, tüyeler haligini ahangiga kademlerini doğrulup alıp bir hılda basıp ketişedi. Ana şu Enceşe'ye Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ya Enceşe ruvaydan rifkan bil kavarir degeller. Yani ki onalarımızını havdacga salıp tüyaga mingizişken. Havdac degeni bizdeki tokuma savatlarga okşagan idiş boladı. Ayarlarını onun içine kirip oturuşkenden keyin kotarıp nimaga koyuşup koyadı tüyaga. Ana endi tüya yürgende lokkirlap ketedi. Eğer tüya notoru kadem taşıysa, siltap yürse, onu içi de, havdacının içindeki analarımızga azar buluşu mümkün. Şunun için Resulullah tüya keşke, sarbanga iltimas kılıyordular. Enceşe, ahısta yür, billurlarını sindirip koyma diyordular. Ana demek ahli ayolga bugün mehrilleri, şefkatleri, ularga körsetken merhametlerini bir namunesi. Ayşe anamız radıyallahu anhu etediler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem umrullerde birer nerseni urma geller. Hatim mi, hadim mi, farkı yok. Yani hiç kimge korkutarma geller. Ayıp kıladı, açığını çıkaradı, neme kısa kıgandır, lakin uzat korkutarma geller. Kol kötürgen bozalar, düşmanlarga karşı uruşta kötürgenler halas dediler. Başka payette bu nersani özlerige rava körmegenler. Mana bu hakikatini hem bu kişinin bugünkü günkü ümmetleri yakşı esnaf alışları kerek, ayollarını, ballarını, hadımlarını keltekleş, uruş, doppaslaş, münaka işler birartası Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sıfatı dari emesliği, simaları da yokluğunu daimi ravişte unutmasından eslev yürüyüş gerek buladı. Yine rivayetlerde etiledi ki, bir aklı bir az orta çırak ayal, mani Resulullah'da hacetim var, Resulullah'da etedigen gapım var, degenlerini Resulullah eşitip alıp, hay ummu filan, kaysi yoldan yürüsen, benim sen bilen birge yürüy, yapı yine ayeti vakin dediler. Barıp harigi hatın bilen, aklı onun demez harigi hatını.
Lekin birga ketdilar deydi haligi ayol gapini tugatib xursand bo'lgandan keyin aniki o'zlarini yo'llariga yurdilar. Mana shunaqa demak bir bechora hol hattoki aqlida biroz zaiflik bor ayol kishi bo'lsa ham o'shunda ham ko'ngli ko'tarish, shuni ham bir yaxshi shirin muomlasini qilishni payidan bo'lgan ekan Rasululloh. Sahobalar aytadiki Rasul akram alayhissalotu vasallam bomdod namozini o'qib bo'lib bir tashqariga chiqib o'tirsalar Madinadagi xodimlar suv tashiydigan xodimlar idishlarini olib kelib u kishiga tutardilar. Tutgani shu baraka bo'lsin bir qo'lingizni cho'mib qo'ying deyishgan. Qo'llarini cho'marlar hech kishiga tutmadilar. Ba'zi qishda sovuq bo'lsa ham shular xafa bo'lmasin deb qo'llari sovib o'zlari azob topsa ham bir qo'llarini haligilarni idishiga cho'mib qo'yar edi. Ular juda xursand bo'lib ketar edi. Ana xodim kishilar xo'jasini uyiga suv tashiyotganlar ham ana shunday bir u kishidan dalda olib o'zlarini xursand qiladigan muomala topib ko'ngillari tog'da ko'tarilib ana ishini bajarib xo'jalarini uylariga yetib borishar ekan. Rasuli akram alayhissalotu vassalom deydilar Oyisha onamiz qachon ikki ishni birini tanlash ixtiyorida qolsalar agar gunoh bo'lmasa yengilini tanlar edilar. Ikki ish shundan bittasini olish kerak. Biri og'irroq, biri yengilroq. Yengilrog'i agar gunoh bo'lmasa Rasululloh shu yengilini doim yengilini olar ekanlar. Gunoh bo'lsa undan eng uzoq odam bo'lar edilar. Bu deganlari nima degani? Ummatga shafqat. Shu og'irini olib qo'ymay, keyin menga iqtido qilaman, menga ergashaman deb ummatim qiylanib qolmasin. Yengilini olaylik, shu yengili hammaga yaxshi bo'ladi degan ma'noda ana shu muomalani qilardilar. Yana Oyisha onamiz aytadilarki, bir kun Rasul akram alayhissalotu vasallam bir masala o'rtaga qo'yilganida avvalgidan ko'ra yengilrog'ini aytib ruxsat berdilar. Mana shuni qilaversanglar bo'ladi dedilar. Shunda ba'zi sahobalarga bu gap yoqmadi. Ko'proq sahobalar dedik, mana o'zi og'ir bo'lsa ham qilganimiz yaxshi edi. Endi shuni ham qilamizmi degan ma'noda birov gapirmadi-yu, shunaqa bir o'zlarini tutishidan shunaqa ma'no chiqdi. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam qattiq demak g'azablanib Allohdan eng ko'p qo'rqadiganingiz menman. Allohni eng yaxshi taniydiganingiz ham menman. Sizlarga nima bo'ldi-ki, men sizlarga ruxsat bersam yoqtirmaysizlar dedilar. Ana Rasul akram alayhissalotu vasallam tanlagan biz uchun axloq bo'ladimi, ahkom bo'ladimi, boshqa ibodat bo'ladimi, nima bo'lsa inshaalloh hammasi yengil. Yengil bo'lgan bilan savobi og'ir. Savobi ko'p, chunki Rasulullohni qilganlariga ergashish ma'nosi bor. Yana rivoyatlarda aytiladiki, Rasul akram alayhissalotu vasallamning sochlarini oldirayotganlarini ko'rdik. Biz avval hajdagisini aytdik. Bu oddiy holatda. U zot sochlarini oldirmoqdalar, ammo sahobalar atrofdan gum bo'lib o'rashib olgan. Olingan sochdan bir tola ham yerga tushmayapti deydi. Hammasini, demak, sahobalar bo'lib olib ketishyapti. U zot shunga ham sabr qilib o'tiribdi. Voy, sochimni bir sal xoliroq oldirib yuboray, naroq turlaring, men ketganimdan keyin olasan ham demayaptilar-da. O'tirib sochlarini oldiryapti, odam guz-guz, o'sha tushgan sochni bir tolasi yerga tushmayapti, sahobalar bo'lib olib ketyapti. Bu yerda sahobalarning muhabbati bo'lsa, Rasulullohning sabrlari, husni xulqlari, go'zal, demak, holatlari yaqqol namoyon bo'lib ko'rinib turibdi. Mana shunga o'xshagan muomala bobida, axloq bobida Rasul akram alayhissalotu vasallamning demak axloqlari hammamiz uchun namuna. Doim mana shularni yaxshilab o'rganishimiz, o'rganganlarimizga qo'limizdan kelganicha amal qilishimiz kerak bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlarining bir qancha hadislarida ham ummatlariga shafqatlari qay darajada ekanligini bayon qilib berganlar.